Aslında bakıyorsun çok üzücü, mutlu bir evlilik bitiyor vesaire ama paylaşımlar gösteriyor ki hayat devam ediyor. Her iki taraf için de. Evet. Ama Bir şey söyleyeceksin. bir haber geldi de. Ne? Bunu söyleyeceğim. Söyle bakayım. Ya, hayat ne kadar acımasız. Şimdi Demet Akalın'ın evine haciz geldi biliyorsun. Evet. Ve Okan Kurt'un borçları yüzünden. Aynen. Şimdi şunu bir screenshot yapayım. Ekrana bir görüntü vereceğim. Bu görüntüyle ilgili bir şey soracağım. Bu bir araba. Dün gece galeri açıldı. Şöyle markasını kapatalım. Galeri açıldı ve bu araba şey oldu. Reklam varmış. Evet. Hı. Hediye verildi birisine. Bu arabayı kim aldı? Bu Biliyor araba musunuz? birisine hediye etti. Evet. Ya kim aldı bu arabayı biliyor musunuz? Kim aldı? Okan Kurt'un baş alacaklısı. Bu arabayı satın aldı. Bu araba satılığa çıkan araba Yok kim? yok bu araba herhangi bir araba. Okan Kurt'un baş alacaklısı kişi Osman Görgülü biliyorsunuz. Evet. Bu arabayı satın aldı. Yani şunu demek istiyorum. Paraya ihtiyacı da yok. Onu demek Ne? istemiyorum. Aslında eve haciz gitti. Evet bu kişi tarafından. Evet. Ve sonrasında para temin edildi mi bilmiyorum ama bunu karısına hediye aldı dün gece. O yüzden hayat bu kadar enteresan. Bir tarafta eşyaların giderken diğer tarafta. Ha, alacaklı adam da karısına araba hediye alıyor. İşte evet. Peki alacaklı adam, ya bu usulsüz değil mi? Yani nasıl Demet Akalın'ın evine gidiyor? Ben bunu anlamış değilim hala. Demet Akalın'ın evi Mallar tabii ki. ayrı, her şey ayrı. Aşkım Home hayır. office olarak gösteriyorsa Evet. bundan Demet'in haberi olmadığını biliyor muyuz? Tabii ki biliyoruz çünkü Haberi kendisi bile yok. söyledi, Evet, söyledi. kendisi söylüyor. Haberi bile yok. Adam, bir adam, bu eşim dedin. Aynı yastığa baş koyuyorsun, kızın var. Karısına nasıl bunu söylemez? Bak Niye söylemez? burada Okan'ın zaten çok ciddi bir hatası var. Biz zaten şöyle söylemiştik. Buzdağını görüyorsun ve çarpmasına bile bile engel olmuyorsun. O eve haciz geleceğini zaten biliyorsun. Yani Perşembeden belli çarşambanın. Biliyor. Perşembenin gelişi belli. Fakat şöyle bir şey biliyorum ben. O evde yaşadığını ispatladığı an icra memurları Okan Kurt'un o evde yaşadığını ispatladığı an her türlü yaşam standartlarına el koyabiliyorlar o evdeki. Ben öyle biliyorum. Ama home office falan işin de başka boyutu yani. Okan bir tane şu an residence dairesinde daire bakıyormuş. Küçük bir şey Yeter ona evet. kiralayacakmış. Ne yapacak? Evet, küçük kızına bir oda yapacakmış. Ha. Şu an daire arayışında. İkisi için de hayat devam ediyor. Yalnız Demet'le ilgili Okan'ın paylaşımı vermeden evvel. Demet, eğer yanlış söylüyorsam söyle. Bana bunu söylemedi. Demet söylemedi. Ben bunu Demet'in yakınlarından bizzat duydum. Zaten şu laftan artık tilt olmuştur o da. Evet, Demet'in bak ben yakınlarından duymak. yemin ediyorum Demet'ten duymadım. Bunu da söyleyeyim. Demet daha hiç ağlamamış, hiç üzülmemiş biliyor musun? Yani Oo, bu daha boşanma kötü. ile ilgili. Bu hiç iyi bir şey değil. Olayın şokunda mı? Sonra mı gelecek? Bu hiç iyi bir şey değil. Çünkü boşanma sebebi biliyorsun. Kızı diyor ki anne diyor köpeğimi de alacaklar mı? Orada kırmızı nokta, kırmızı çizgi. Benim için de Evet, öyledir. evet, 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 Kızı evet. olayın içine girince boşuyor adamı. Evet. Yani zaten karar da alınmış vesaire. Ama hiç daha üzülmemiş Okan'la Ya ilgili. bana Demet'in bir yazışması geldi. Hı. Özel bir yazışma. Kişiyi söylemek doğru olmaz ama yıllar önce yani bundan 4 yıl önce bir bayan arkadaşıyla yaptığı, kadın arkadaşıyla yaptığı bir açıklama, yazışma. Televizyonu bırakacağım diyor ben artık. Ben istemiyorum artık bu işi yapmayı Nasıl? diyor. Yani Yani şarkı söylemeyi. evet her şeyi bırakacağını söylüyor. Yazışmalar da benim elimde bu arada. Hira hastalanıyor o dönem tabii. O dönemden sonra bir duygusal bir boşlukla mı söylüyor, Okan'a kızgınlığından mı söylüyor ama zaten her şeyden vazgeçmiş durumda olduğunu söylüyor, belirtiyor. Dönemsel olabilir, Dönemsel tükenmişlik olabilir. Onun sendromu zaten olabilir. tepkileri çok şey Anlık. anlık. Şimdi ben biraz önce reklam arasında Demet Akalın'ı aradım. Ama Demet Akalın açmadı. Demet Akalın'la alakalı da elimizde bir tane küfürlü mesaj var. Bunu verip vermemeyi soracaktım. Açmadı. Biz bunu verebiliriz bence artık ama tabii ekrana verilemeyecek kadar kötü. Niye bunu söylüyorum biliyor musun? Çünkü artık tepkilerini kontrol edemediğini düşünüyorum. Çünkü bir izleyicisine çok ağır bir küfür etti. Bir takipçisine. Kim Yani ne ekranda yazdı da etti? veremeyeceğimiz bir küfür. Ondan sonra tabii artık herkes
Ne yapmaya çalışıyor? Ekranlardan gitmeye mi çalışıyor? Sevenler endişeli, bizi mi bırakacak falan filan durumunda. Şimdi Demet Akalın'ın ilk gündemi zaten Hira, onu biliyoruz. Ama artık Demet Akalın'ın başka bir sorumluluğu da var ki onu da yıllardır biliyoruz. İzleyicileri, sevenleri, onu sevenler. Bazen de adamı çıldırtıyorlar ama. Çok haklısın. Bazen de Ama adamı öyle bir çıldırtıyorlar ki. bize de çok yorum yapıyorlar Ece. Biz de cevap veriyoruz evet ama Ben direkt küfür. Esenur Ezgi'ye veriyorum artık. Evet. Avukata veriyorum. Böyle bir şey. Evet. Çünkü Ha bu arada evet yani artık yazdığınız her şey avukatlar tarafından inceleniyor. Ve evet sizden ispat isteneceğim. acaba Demet'in de öyle yapmasım lazım. Tabii Demet hele kesinlikle şu öyle. son Kesinlikle öyle. dönemlerde hiçbir yorumu okumayıp bakmayıp ve cevap vermeyip aslında avukatına direkt havale etmen daha doğrusu. Çünkü benimle de ilgili işte o icra haberinin altında o olsun sen Demet'e gülmüştün sıra sende diye Yazık. yazan var. Ben kim icra haberine o olsun derim ya. Kim der? Hangi insanoğlu der? Ama bana dedi diyenler vardı orada. Yazıklar olsun. Allah kimsenin yine de başına getirmesin. Düşmanımın bile. Okan Kurt'un paylaşımına geçelim. Okan Kurt kızıyla ilgili bir paylaşım yaptı. Hayat devam ediyor görünümü verdi. Sen ne diyorsun bu fotoğrafa? Bu tabii yapacağı ilk paylaşım tabii ki kızıyla ilgili olmalıydı. Yani Okan Kurt'un bir de bir kadro sağlam diye bir story'si var. Değil mi? Yani bir futbol bir şey yapıyor değil mi? Orada bir Onu görmedim ben. Takip etmiyorum o değil mi? konuyu. O da var. Evet. Basketbol. Basketbol. Bir de story. Yok şimdi verdik ya. Ben de Okan'ı takip etmiyorum. Ama Aa verdik görmedim. şimdi. Şey bir de öyle bir story'si var ama ilk yapacağı paylaşımın Hira olması zaten kaçınılmazdı. Ben zaten ilk birlikte anlarının da ilk birlikte yan yana gelecekleri anlarının Hira'nın doğum günü olduğunu düşünüyorum demiştim. Hira onların tek artık ortak paydası. Peki içeriden bir bilgi daha vereceğim. Hadi buyur. Yine çok yakın arkadaşından. Demet sürekli anne şey Hira sürekli annesini istiyormuş. Babasına daha düşkün gibi görünüyordu. Anne diyormuş, başka bir şey demiyormuş. Bu da içeriden bilgi. Reklamlar sonra buradayız.